9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 911. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir Kur'an kursunu ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim'i ezberleme ve hafızlık yöntemleri hakkında gözlem yapıp bilgi edininiz. Cevap, bu konu kişiye ve zamana göre değişir. Bazı önemli tavsiyelerimiz şunlardır. 1. Haramdan kendimizi korumak. Bu haramların en önemlisi göz ve dil ile yapılanları ve yediğimiz gıdalara karışan haram kazançlardır. 2. Mala yani şeylerle fazla meşgul olmamak. 3. Ayet ayet ezberlemek. Yani önce bir ayeti ezberleyip sonra ikinciye geçmek. İkinciyi ezberleyince, 1 ve 2. ayetleri beraber okumak. Sonra 3.'yü ezberlemek, tekrar 1, 2 ve 3'ü beraber okumak. Böylece sayfa sonuna kadar devam etmek. 4. Akşam yatmadan bol bol yüzünde tekrar okumak. Sonra da mümkünse gece teheccüd bahanesiyle tekrar çokça okumak ve sabah namazdan sonra ayet metoduyla ezberlemek. 5. Zihnen ve bedenen uyanık olmak. Kur'an-ı Kerim ezberlemede altın öğütler Kur'an-ı Kerim'i, bazı sure ve ayetleri, hatta duaları kolayca ezberlemek ve ezberlediğimizde daha kalıcı olması için aşağıdaki yöntemleri adım adım uygulayınız. Yüce Rabbimizin sözlerini ezberlediğinizi düşünerek kalbi samimiyetinizi muhafaza ediniz. Ezbere başlamadan önce abdestli olunuz. Kur'an-ı Kerim'in başına gelip, "Ya Rabbi! Ben senin kitabının ayetlerini ezberlemek ve öğrenmek için geldim. Bana ezberlemeyi ve öğrenmeyi kolaylaştır." deyip, samimi kalple bir dua ediniz. Kendinizi toparlayıp ezbere yoğunlaşamıyorsanız 2 rekat hacet namazı kılıp dua ediniz ve istiğfar okuyunuz. Gönlünüzde bir ferahlamanın, zihninizde bir rahatlamanın ve hafızanızda bir hazırlığın olduğunu fark edeceksiniz. Mümkün olduğu kadar zihninizin saf ve duru olduğu anlarda ezber yapınız. Bir de zihninizi boş ve lüzumsuz şeylerden arındırdıktan sonra ezbere başlayınız. Dolu kap boşalmadan içine bir şey yerleştiremezsiniz. Ezberleriniz genellikle sabahın erken vakitlerinde, saf ve duru zihinle yapmaya çalışınız. Eğer akşam uyumadan önce çalışıp ön hazırlık yaparsanız siz uykuda iken hafızanıza kaydedildiğini fark edersiniz. 2. Ayet-el Kürsi ile Kafirin, İhlis, Felik ve N.S. surelerini okumanın fazileti ile ilgili hadisleri araştırarak defterinize yazınız. Cevap: Ayet-el Kürsi okumanın faziletleri ile ilgili hadisler, Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Ayet-ül Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. Tirmizi, Fedailül Kur'an, 2. Ayet-ül Kürsi Kur'an ayetlerinin şahıdır. Tirmizi, Fedailül Kur'an, 2. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Kim ki her farz namazının arkasında Ayet-ül Kürsi'yi okursa, onun cennete gitmesine ancak ölmemesi mani olur. Yani ölürse hemen cennete gider. Beyhaki Şuabulmin 2458 Nov 2395 Kafirin suresi okumanın faziletleriyle ilgili hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kafirin suresinin Kur'an'ın 1/4'üne denk olduğunu ifade buyurmuştur. Tirmizi Fezalül Kur'an 10 yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahbeden birine uyumak üzere yatağına yattığında Kul ya eyyühel kafirin suresini oku. Çünkü bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun, diye tavsiye etmiştir. Ebu Dvd, Edeb 97-98, Tirmizi, Davavat 22, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde zaman zaman kafirin ve ihlis surelerini okurdu. Müslim, Misafirin 98, Ebu Dvd, Tatavvu 3, İhlis suresi okumanın faziletleriyle ilgili hadisler, İhlis suresini okumak, Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ünü okumaya denktir. Buhari, 10 kere İhlis okuyana cennette bir köşk verilir. İyi Ahmed, yatarken 100 kere İhlis okuyan cennete girer. Tirmizi, sabah namazından sonra 11 kere İhlis okuyana cennette bir köşk verilir. Harayeti, sabah namazından sonra 12 kere ihlis okuyan, Kur'an-ı Kerim'i 4 defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Bezzar,
bu sire Rahman'ın vasıflarını anlatmaktadır. Bu yüzden onu okumayı seviyorum, cevabını verdi. Bunu öğrenen Peygamber Efendimiz, Siyav'ı şöyle buyurdu, ona söyleyin, Allah Teala da onu seviyor. Buhari, Tevhid 1 yine Peygamberimiz, Siyav'ı sevdiği için bu sureyi her namazda okuyan bir sahbiye, onu sevmen seni cennete götürür, müjdesini vermiştir. Tirmizi, Fezalül Kukur'un 11, Felik suresi okumanın faziletleriyle ilgili hadisler. Peygamber sahbeden Ukbe B. İmir'e şöyle buyurmuştur, görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş ayetler indirildi. Kul euzu bik rabbil felak ve kul euzu bi rabbin nays, Müslim, Müsafirin, 264. Resulullah, Felak ve Neyse sirelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir. Dirimi, Fezalül Kukur'un, 25. bu iki sirenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için BK. İkesir 8, 550-553, Nas suresi okumanın faziletleriyle ilgili hadisleri ve İbn-i İmir radıyallahu enh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, bu gece indirilen ayetleri görmedin mi? Onların benzerleri asla görülmemiştir. Kul euzu bi rabbil felak ve kul euzu bi rabbinniz. Müslim, Müsafirin 264, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden ve göz değmesinden Allah'a sığınırdı. Nihayet Muavizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ve kul euzu bi rabbinniz nizil oldu. Ondan sonra Muavizeteyn ile Allah'a sığınmaya başladı ve diğer duaları bıraktı. Tirmizi, Tıp 16. 3. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini inceleyerek fihristten, indeks, seçeceğiniz herhangi bir konuyla ilgili 3 ayet meali yazınız. Cevap, Allah'ın varlığı ve birliği ilgili ayetler, fihristten, indeks bölümünden alınmıştır. Bakara Suresi, 27. ayet, ki, bunlar, Allah'ın ahdini, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar, Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kayba uğrayanlar, işte bunlardır. Âl-i İmrân Suresi, 15. ayet, de ki, size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında, içinde temellik alacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah, kulları hakkıyla görendir. Nisa Suresi, 13. ayet, bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. 4. Biz her peygamberi, gerçekleri onlara iyice açıklayabilsin diye kendi milletinin diliyle gönderdik. İbrahim Suresi, 4. ayet, ayetinde hangi konuya vurgu yapılmaktadır? Tefsir kitaplarından araştırınız. Cevap, peygamberlerin kendi milletinin diliyle gönderilmesinin sebebi Allah'ın sözlerinin daha iyi aktarılması ve iletilmesi içindir. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.